Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere bütün bu değişikliklere rağmen ÇEK'le ilgili tartışmalar azalmamış. ÇEK hem alacaklılar açısından hem de borçlular açısından sorun olmaya devam etmiştir. Bu sorunları ve eleştirileri ortadan kaldırmak, uluslararası sözleşmelere ve anayasamızın 38. maddesine uyumu sağlamak hem de karşılıksız ÇEK davaları nedeniyle mahkemelerimizin iş yükünü azaltmak ve yargının hızlandırılması ve vatandaşlarımızın adaletin gecikmesinden doğan sıkıntılarını gidermek maksadıyla bu tasarı gündeme gelmiştir. Tasarının özünde karşılıksız ÇEK keşide etme eylemi için öngörülen adli yaptırım, idari yaptırıma dönüştürülmektedir. Karşılıksız ÇEK keşide eylemini gerçekleştirenlere ÇEK düzenleme ve ÇEK hesabı açma yasağı öngörülmektedir. ÇEK düzenleme ve ÇEK hesabı açma yasağı kararının Cumhuriyet Savcıları tarafından verileceği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir. İdari yaptırım süreci de şikayete bağlı olarak başlayacaktır. Karşılıksızdır işlemi yapılması üzerine hamil, Cumhuriyet Savcısından ÇEK düzenleme ve ÇEK hesabı açma yasağına karar verilmesini talep edebilecektir. Cumhuriyet Savcısı, Kabahatler Kanunu'nun hükümlerine göre ÇEK düzenleme ve ÇEK hesabı açma yasağına karar verecektir. İdari yaptırım kararı, aleyhine yasak kararı verilen kişiye tebliğ edilecek, karara karşı da Kabahatler Kanunu hükümlerine göre başvuru yoluna gidilebilecektir. ÇEK bedelinin ödenmesi durumunda, idari yaptırım kararı talebinin geri alınması durumunda ve 10 yıllık azami sürenin geçmesi hallerinde de idari yaptırım kararı ortadan kalkacaktır. Burada şunu ifade etmek gerekir. Yürürlükteki kanuna göre verilmiş olan ÇEK düzenleme ve ÇEK hesabı açma yasağı kararları da uygulanmaya devam edecektir. Kısaca artık karşılıksız ÇEK fiiline adli para cezası ve sonucunda da hapis cezası yerine ÇEK düzenleme ve ÇEK hesabı açma yasağı getirilmektedir.